Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde ürün detay sayfamızı bitirdik. Şimdi sepetim sayfasını tasarlayacağız. Gene önceki tasarladığımız sayfalardan bazı küçük yardımlar alacağız elbette. Şimdi öncelikle arkadaşlar ortaya bir zemin atmak istiyorum. Şöyle bir gri zemin olacak tekrardan. Tekrardan şöyle sayfaya bir kere tıklıyorum Rectangle Tool ile. 1920 yazıyorum ve 1920 genişliğinde bir sütun buraya geliyor. Ctrl A yaparak bütün sayfayı seçiyorum ve bu şekilde ortalıyorum. Bunu da şöyle aşağı doğru çekelim. Şurasıyla birleşecek, onu çok düşünemedik ilk başta ama önemli değil. Şimdi şuraya bir sepetin başlığını atacağız. Hatta onu şöyle yapalım. Ürün detaydan bazı şeyleri çalalım. Şöyle bir mesela şuradaki başlık boyutu gibi. Evet. Ki site tutarlı olsun. Sepetin başlığını buraya attım. Şimdi arkadaşlar şöyle 970'lik bir alan oluşturalım. Bunu beyaza boyayalım. Tekrardan gridi açtım ve 12 sütuna yayacak şekilde şöyle bir de alan oluşturdum. Bu benim sepetteki ürünlerimin listesi olacak. Yani her bir ürüne tek bir kutucuk ayarlayacağım. Şimdi bir de buraya şöyle 1, 2, 3 olmak üzere 3 tane ürün çekelim. Bunun da boyutunu hepsiyle aynı yapayım. Evet. Şunu da arkasına kilitleyelim bize dolanmasın. Ürünü şöyle kutunun içine yerleştirdim arkadaşlar. Normalde burayı isterseniz böyle ölçülü ölçülü yapabilirsiniz ama ben birazcık göz kararı yapıyorum. Çünkü öteki türlü dersin süresini çok uzatmış oluyorum. Evet, şimdi buraya bir de ürün adı girelim. Beyaz çizgili Fashion marka penye diyelim. Biraz büyütelim şöyle. Bunun altına bir de fiyatını girelim. 50 TL olsun. Birazcık küçültelim. Bu da büyük oldu. Bunu da 15 yapalım. Evet. Şimdi arkadaşlar bize bir tane font house ikonu lazım. Burada var. Bunu kullanacağım. Ama buna başka bir ikon girmem gerekiyor. Burada font house.io cheat sheet kısmından Ctrl F kısa yoluyla remove aratıyorum. Ve burada görmüş olduğunuz gibi şöyle bir çarpı işaretimiz var. Şunu kopyalayalım. Şöyle koyalım. Bu da ne işe yarayacak? Kullanıcı isterse sepetinden bu ürünü çıkarabilecek. Dolayısıyla bunun burada durmasında fayda var. Evet. Şimdi bir de adet girme alanı yapacağım. Gene ürün detaya geliyorum. Burada şu XX large materyali benim için uygun. Buraya direkt 1 yazıyorum. Evet. Bir de bunun üstüne aşağı yukarı oklar koymam lazım. O da şu header linkte bulunuyor. Şuradaki font havzum ikonunu alıyorum. Buraya çekiyorum. Rengini de buradaki renkle aynısını yapacağım. Şuradan rengin kopyalıyorum şeyini, kodunu. Aynı şekilde yapıştırıyorum. Bunun da boyutunu küçültelim. Şöyle 15 yapalım. Bunlar arkadaşlar aşağı yukarı butonlar olacaklar. Evet. Eğer kullanıcı ürün adet fiyatını arttırmak isterse bu butonlar aracılığıyla arttırabilir. Evet.
Şimdi bir de bu ürünün fiyatını girelim. Şimdi buraya 50 lira yazdık ama bu ürünün adet fiyatı oluyor. Şimdi diyelim ki adam buraya 3 girdi. Dolayısıyla sadece bu 3 için, 3 ürün için ödeyeceği rakam 150 TL mesela. Bunun da bilgisini vermekte fayda var karşı tarafa. Şimdi arkadaşlar, bu üründen 3 tane yapacağız demiştik. Şurada sepetime 5 yazmışız ama çok sorun değil. Şunları şöyle çekelim aşağı ve bu materyali direkt kopyalıyorum. Ve bundan bir tane daha kopyalıyorum. Bunu buraya yerleştirdim. En üste getirdim. Bir piksel kala bıraktım. Neden? Aşağıdakini seçip silebileyim diye. Şimdi bunu bir piksel yukarı kaldırdım. Aynı işlemi buna da yapıyorum. Kilitlemişim yanlışlıkla. Evet. Ürün isimlerimi değiştirmeme gerek yok. Zaten onlar birazcık hani otomatik olarak gelecek olan şeyler. Bunların fiyatlarını değiştirelim. 30 lira diyelim. Buna da 20 lira diyelim. Bundan burada 2 tane olmuş olsun. Bunun fiyatına da 60 lira diyelim. Bundan gene burada 3 tane olsun. Bu da 60 lira olsun. Şunların üçünü de sağa yaslayalım. Evet. Şimdi bundan bir tane daha kopyalıyorum. Bu da artık bizim sepetin özeti olacak. Buraya bir toplam tutar gireceğim. Bunun şeyi de şuradan alalım. Rengini. Ne kadar yapıyor? 270. Şu 270 25 punt olsun. Geri kalanı da 20 punt olsun. Aynen. Bir de şunun altına KDV dahil diyelim. Ve bunu 12 yapalım. Şöyle küçük olsun. Daha da küçük olabilir. Evet. Maksat adam burada işlemini yaptığı zaman hızlı bir şekilde görebilsin. Yani aramasın fiyat nerede yazıyor, ben ne kadar ödeyeceğim. Böyle net net her şey belli olsun yani. Şimdi arkadaşlar buraya bir de buton ekliyorum. Butona da yazıya beyaz rengini verdikten sonra bu ödemeyi tamamla değil, ödeme yöntemine geç ya da yöntemini seç diyelim. Seç diyorum. Bunu da şöyle regular diyelim. Evet. Bu arkadaşlar kullanıcıyı direkt kredi kartı bilgilerini gireceği sayfaya yönlendirecek. Onun tasarımını da bir sonraki ders yapacağız. Bu ödeme alanı scroll mantığında bir şey olacak. Scroll mantığı dediğimiz şey nedir? Site tıklandığı zaman yeni bir sayfaya geçiş yapmayacak. Ya da en azından ödeme yöntemini seç dediğimiz zaman yeni bir sayfaya giriş yapmayacak. Bastığı zaman aşağıda ödeme yöntemiyle alakalı bilgiler bu şekilde burada aktif olacak.
Direkt bütün işlemlerini burada yapacak ki ne ödeyeceğini, ne zaman ödeyeceğini, ne zaman geleceğini her şeyini burada tek bir sayfada görebilsin. Evet, bu dersi burada bitiriyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın. İyi günler.